Engelsiz Haber Bülteninden merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini ülkemize yaptı. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi, ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana vatanın desteğiyle varlığı ve bekasını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'sa, Türkiye ve Kıbrıs'ın et ve tırnak gibi olduğuna işaret etti. Numan Kurtulmuş ziyareti çerçevesinde Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel'le de ayrı ayrı görüştü. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı ülkedeki önemli konular hakkında hükümetle düşüncelerini paylaştı, yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ülkede istikrarın, hükümetin yürüttüğü çalışmalarla bağlantılı olduğunu anımsatan Tatar, halkın beklentisinin de bu yönde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda ise eşit iki devlet siyaseti kabul görmeden müzakerelere başlamayacaklarını vurguladı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirledi. Buna göre 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret brüt 18.103 TL, net 15.750 TL oldu. Oy çokluğuyla kabul edilen öneriye işçi tarafı ret oyu verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücretin devletin verdiği hayat pahalılığının az biraz üzerinde yuvarlanmış bir rakam olduğunu, böylelikle piyasa nominal değerlerinin korunduğunu söyledi. Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara'da temaslarda bulundu. Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi. Görüşmede Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik anlamda kalkınması, turizm ve çevre alanında yapılabilecek işbirliği seçenekleri görüşüldü. (Gülüyor) 25 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde meclise girmeye hak kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, antiçörek görevine resmen başladı. Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı'nda olağanüstü toplanan genel kurulda Sami Özuslu, toplantı yeter sayısının alınmasının ardından kürsüye çıkarak and içti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Özuslu'nun ant içmesinin tamamlanmasının ardından konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sami Özuslu'ya başarılar dileyerek kutladı. 63. dönem polis temel eğitimi ve 16. dönem itfaiye temel eğitimi kurslarını başarıyla tamamlayan polis ve itfaiye memurları için yemin ve mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende polis ve itfaiye eğitimi alan öğrenciler polis yemini etti. Daha sonra dereceye giren öğrencilere diplomaları takdim edildi.
Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa yaptığı konuşmada amaçlarının milletin kültürel değerlerini yetişen kuşaklara aktarmak ve onları huzurun, güvenin ve geleceğin teminatı olarak topluma kazandırmak olduğunun altını çizdi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin teknolojik iletişim çağında verdiği destekle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ve Doğu Akdeniz'deki güvenlik, barış ve huzuru koruması yönünde büyük görevler düştüğünü söyledi. İnönü şehitleri düzenlenen törenle anıldı. Mausa Limanı'ndaki işlerine giderken 12 Temmuz 1958'de otobüslerinin önü kesilerek şehit edilen 5 İnönülü ile milli mücadele yıllarında yine bu köyde şehit olanlar için tören düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce yaşananlar hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün önemine değindi. İnönü Kültür Sosyal Aktivite Derneği, özel çocuklar için, hayatı paylaşmak için sevgiyle engelsiz yarınlara konulu etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel çocukların farklı yeteneklerinin ortaya çıkması için sabır, sevgi ve özveriyle verilen özel eğitimle geleceğe hazırlanmalarının önemine işaret etti. Çocukların sosyalleşmesi ve mutlu bir gün geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte seramik boyama, palyaço gösterisi ve yüz boyama yer aldı. Mausa Limanı Ağıtı 1916 lansmanı ve ilk gösterimi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda yapıldı. Gecede araştırmacı müzisyen Fehrazat Gürsoy, Mausa Limanı Ağıtı ile ilgili bilgiler paylaştı. Akademisyen ve yazar Profesör Doktor Ulvi Keser de Çanakkale Savaşı'nda İngiliz askerleri tarafından esir alınarak Kıbrıs'a getirilen Türk askerleri ile ilgili bilgiler verdi. Lansmana katılan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu da milli mücadelede yazılan destanlarda Kıbrıs Türk'ünün de Türk milletinin asli bir unsuru olduğunu belirtti. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının 20 Temmuz Perşembe gününe kadar süreceğini açıkladı. Açıklamada sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 12 ile 16 arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması da tavsiye edildi. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.